Bugün aşırı saçma bir video çekiyorum ama aslında ne kadar boş görünse de altında güzel fikirler çıkarabileceğini düşündüğüm bir fikir. YouTube, Adobe, işte ne bileyim Google veya yapay zekalar derken aylık cebimden tonla para çıkıyor. Peki neye kaç para ödüyorum ve bunlar ne işe yarıyor? Gelin size tek tek anlatayım kardeşlerim. Joshua, John Pedro, Mitsubishi. Selamlar bropalar, açtım kredi kartından çekilen tüm paralarımı inceledim, üyeliklerimi derledim ve iki tanesine de özel link aldım. İşinize yarayacağını düşünürseniz bu arada alttaki linkten alın bu programları, çünkü %5 veya %10 komisyon veriyorlar, yani bana da faydası olmuş olur. Paranızı zaten vereceksiniz o programlara, bari bir bölümü havaya gitmez kardeşim. Bu videoda 10.000 like gelirse böyle görsel video üretme gibi işinize yaramayacak yapay zekalardan ziyade gerçekten işinize yarayacak yapay zekalarla ilgili bir video çekeceğim. 10.000 like'ı bekliyorum kardeşim. Şimdi bu tarafta biraz bilgisayara geçmek istiyorum. Şimdi birincisi, tabii şaşırmayacağınız üzere, Adobe. Adobe aslında benim ödediğim paradan ziyade şu an öğrenci versiyonu sanırım aylık 319 TL. Aylık aboneliği de 478 TL. Ha, beni takip edenler varsa Instagram'da falan bir video paylaştım. Bakın gidin acilen alın, zam almadan alın diye. Ve ben de onlardan biriyim. Videosunu çektim kardeşim. Zaten bir sürü de yüz binlerce izlendi o video. Yani alanlar da oldu. Şu an 319 TL olan öğrenci üyeliğini 100 liradan alabildik. Yani bu yüzden ben 1200 liraya yıllık abonelik almış oldum. O da aylık 100 liraya geliyor. Gelecek yılda da gördüğünüz gibi yıllık 5580 TL olacak. Yani nereden baksan bir 400 lira kadar aylık para çıkacak seneye. Tabii başka bir zam gelmezse. Burada da Creative Cloud hesabım var. Adobe aldığımda ne işe yarıyor? Aslında bütün bu Adobe programlarına erişim sağlıyorum. Yani farklı farklı programlar yüklü bende. İşte Adobe Fonts'undan, işte ne bileyim Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Adobe Audition, eskisi kadar kullanmıyorum ama Lightroom'u kullanıyorum. Lightroom falan. Karakter Animator derken bir sürü programa sahip olabiliyorum. Şimdi siz bunu illegal yollardan yükleyebiliyorsunuz bu programı ama ekstra olarak mesela Adobe Fonts gibi şeyler, işte Adobe Firefly gibi, Adobe Firefly Adobe'nin yapay zekası. Buna da erişimimiz oluyor. Yani Fonts'tan girip tıkladığınızda zaten Adobe Fonts geliyor. Buradan herhangi bir fontu sevdikten sonra Add Family dediğinizde direkt bilgisayarınıza otomatik olarak o font yükleniyor. Böyle şeyler var. Mesela Frame.io'yu kullanıyorum. Frame.io'da şöyle çalışıyor. Herhangi bir videonuz var mesela, müşterinize gönder. O videoyu Frame.io'ya yolluyorsunuz. Frame.io'nun içerisinde müşteri mesela 2. dakika 38. saniye bir not bırakıyor. Diyor ki şuradaki şu açıyı değiştir diyor. Sen de onu programında görebiliyorsun. Bu şekilde revize uygulaması gibi düşünebilirsin. Çok güzel çalışan bir sistem. Adobe de bu işe yarıyor. Bunun dışında tabii güncellemeleri hemen olarak alabiliyorum. İşte burada mesela beta uygulamalar diye anlık çıkan yeni özellikleri test edebiliyorum. Ve tabii ki yine en önemlisi Adobe Firefly oluyor. Buradaki yeni nesil yapay zeka diye. Burada ChatGPT kullanıyorum. ChatGPT 4 için buraya da aylık 20 dolar para veriyorum. Zaten burada ekrana TL aylık bazında geliyordur. Aslında ChatGPT 3.5 ücretsiz. Bunu herkes kullanabiliyor. ChatGPT 4 de hem Dolly, yani görsel üretmeyi kullanabiliyorum. Hem işte araştırma yapabiliyor. Yani anlık internetten tarama yapıp bana data getirebiliyor. Böyle içerik araştırmalarım için aslında kullanabiliyorum. Dolly'yi görsel üretmek için kullanıyorum çok fazla. Aslında Adobe Firefly'ı daha fazla kullanıyorum görsel üretmek için. Ama Dolly'de yine sıfırdan bir görsel yapacaksam güzel sonuçlar veriyor bana. Bir de YouTube Video Summarizer gibi eklentiler var. Yani aslında bazı farklılarını da kullanıyorum da bu da bana şu işe yarıyor. İşte bir tane YouTube videosu var mesela. Bu YouTube videosu 55 dakika. Ben buraya atıyorum, diyorum ki bu YouTube videosunun içerisinde ne anlatıyor? Bana özetler misin diyorum. Özetliyor, sonrasında izliyorum o videoyu. Yani her videoyu mesela 55 dakika izlemekten ziyade bu Summarize bölümünde içerik araştırmasını daha fazla yapabiliyorum. Veya diyorum ki burada hangi teknikte bunu anlatıyor? 20 dakika izlemek istemiyorum mesela. Ben başka bir işle uğraşırken o hemen videoyu yazıyor işte. Diyor ki bu videoda bu tekniği anlatıyor, şu tekniği anlatıyor diye. Ama genel olarak sadece bunun içinde, işte YouTube içinde kullanmıyorum. Solda aslında farklı farklı şeyler yazıyor. YouTube dışındaki işlerim için araştırma çok yaptırıyorum. İşte çevrem genelde çok fazla kullanıyor ChatGPT 4'ümü. Özellikle arkadaşlarımın işlerine, böyle kendi mesleğine dair işlerinde falan da yardımcı oluyor kardeşim. Yani ChatGPT'ye de aylık 20 doları uzun bir zamandır veriyorum. Araştırma gibi işlerde, işte içerik araştırması gibi işlerde siz de ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. Meta'ya da aylık 260 lira veriyorum. Ne bu Meta? Meta Verified. Yani aslında Instagram'daki mavi tik. Aslında mavi tik dışında da hiçbir işime yaramıyor yani. Özel teknik destek falan da böyle o hizmeti veriyor aylık 260 lira. İşte Instagram'ın mesela bir sıkıntı yaşadın, orada özel teknik destek veriyor ama hiç lazım olmadı. Ya aslında benim ilk aldığım zamandan buraya kadar takipçi sayım çok organik şekilde arttı. Çevremdekiler diyor ki eğer almasaydın işte organik olarak da bence mavi tik alırdın falan filan da benim açıkçası pek bir inancım yok yani.
yani. Bence yine mavi tik vermezlerdi. Çünkü bu mavi tik olayı çıktıktan sonra da mavi tik almak daha da zorlaştı. Ne kadar önemli bu mavi tik almak? Aslında içerik üretmiyorsanız çok da önemli değil. Sadece Instagram'da böyle doğrulandı diye bir özel alan açıldı. Orada işte yeni tanıyan kişiler için açısından böyle güzel görünüyor diye aldım yani. Görüntü dışında işte o yeni doğrulandı bölümü dışında çok da bir işe yaramıyor açıkçası. Hostinger'e de aylık 200 lira veriyorum. Aslında sponsorum Hostinger ama kendi sitelerim dışında yani başka işlerde kullandığım şeyler için verdiğim para bu 200 lira. Yani ailemin, arkadaşlarım falan böyle çok ufak web siteleri var işleri açısından. Onları barındırıyoruz burada da. Yani alan adlarımı genelde buradan sorgulatıyorum. Daha uygun fiyata geliyor. Hatta sen de gir WordPress Hosting'e falan bak böyle fiyatlarına biraz göz gezdir. Hatta ve hatta ben burada site kur aracını çok fazla seviyorum. Sen buradan gelip WordPress Hosting'e tıklayabilirsin. Mesela indirimi kaçırma dediğinde burada fiyatları görebiliyorsun. Dediğim gibi sponsorum oldukları için de aslında yaptıkları işi de çok seviyorum. Çok profesyonel bir sistem. Aşağıda da böyle indirim kodu falan filan varsa orada da işbirliği şeklinde bırakacağım. Ya buradaki aslında farklara baktığında çok fazla farkı olduğundan ben genelde business'ı seçiyorum. Bu da biraz fazla oluyor yani. Buna da gerek kalmıyor. Ben genelde business WordPress seçiyorum. Sonrasında da sepete ekledikten sonra aşağı iniyorsunuz. Burada size bir tane kupon kodunuz var mı diyor. Oraya da gelip Onur7 yazıyorsunuz. Uygula dedikten sonra da gördüğünüz gibi ciddi manada bir indirim yapıyor. Bunu da önceki videodan buldum. Kullanabilirsiniz. Giriş yapayım. Yapay zeka ile site kuralım. Buradan site ekleden site kur aracına tıklıyoruz. Burada kurmaya başlıyoruz. Burası yapay zeka ile site kurma aracı ve marka adını gir mesela. Yapay zeka video editörü yazdım. Buradan işletme vitrini. Bu program yapay zeka destekli video edit programıdır. Bu programın sitesinde ne gibi işler yaptığını eğitim videoları halinde yayınlayacağız dedik mesela. Video bölümleri olan mor temalı bir web site yap dedik mesela. Örneği incele diyebiliriz mesela. Burada da işte misafirlerimize falan böyle böyle bir şeyler yapıyoruz diyor. Web site oluştur dediğimizde de yapay zeka hızlıca web site oluşturuyor ve size böyle hani sadece sürükle bırak şeklinde düzenleme imkanı sağlıyor. Beklenenden daha uzun sürüyor dedi ama yani yaklaşık 15-20 saniye falan bu sistemi kurabiliyor. Ve gördüğün gibi bir tane site yaptı işte AI video editör diye. Sen bunları değiştirebiliyorsun. Fotoğraflarını koyabiliyorsun falan. Basitçe bir site yapıyor. Sen yapay zekanın kurduğu bu sisteme istersen siteyi düzenle deyip bütün ayarlarıyla düzenleyebiliyorsun. Çok basit bir teması var yani açıkçası. Bir de yapay zekaya sor asistanı var burada. Yani burada dediğin gibi mesela logoyu değiştirmek istiyorum yazdım mesela. Bu yapay zeka asistanında sana logonun nereden değiştirileceğini anlatıyor hızlıca. Burada da senin için yolu aynı şekil söylüyor. Dediğim gibi Hostinger için de aşağıya link bırakacağım. Sonraki sistemimiz Eleven Labs. Eleven Labs'te ilk ay 1 dolar sonrasında 5 dolar olan bir paket var. Ben aslında o paketi kullanıyorum. 30 bin karakter diyor. Yani yeterli oluyor benim için. Bununla da ne yapabiliyoruz? Yapay zekamızı sesimize tanıtabiliyoruz. Burada hızlıca ses klonu oluştur tuşu var. Buraya tıklayabilirsin ve 1 dakika kalık bir ses kaydını yükleyebilirsin. Bu ses kaydını yükledikten sonra hızlıca sesini klonluyor. Benim mesela burada bir tane sesim var. Benim sesimde bir şeyler söyle dedim ve hemen benim sesimde bir şeyler söyle. Benim sesimde bir şeyler söyle. Bak benim sesimi klonladı ve artık kendi sesimle istediğim bir şey söyleyebilirim ve videolarımda bazen hatalar falan olduğunda bu hataları bu şekilde kapatıyorum. Bir de burada speech to speech var mesela. Normal bir ses kaydı yüklüyorsun ve o sesi başka bir sesin okumasını istiyorsun. Bu aslında diğeri kadar iyi çalışıyor mu emin değilim. Açıkçası ben çok fazla kullanmıyorum ve altında da 30 bin kredi veriyor dediğim gibi. 30 bin krediyle de en azından benim gibi böyle ayda 3-5 tane iş yapıyorsanız işte veya 10-20 tane iş yapıyorsanız yeterli oluyor. Daha fazlası için daha büyük bir paket almak gerekiyor. Burada bu arada Voice'da mesela 10 tane ses oluşturabiliyorsunuz ama 10 taneden sonra hakkınız bitmiyor. Yani bu sesleri silip yeni sesler oluşturabiliyorsunuz yani. 10 tane sadece hani depolayabiliyorsunuz bu kadar. Eleven Labs'e de dediğim gibi aylık 5 dolar veriyorum. Sonrasında WeTransfer. WeTransfer'e de aylık 10 dolar veriyorum. Yani altyapılarının çok hızlı olduğunu düşünüyorum yani. Burada premium kullanmak biraz daha güzel ve burada 2 GB yükleme sınırının olmamasını istiyorum. Bir de 7 gün sınırı yok. Yani istersem 3 günde siliniyor link. İstersem 30 gün yapıyorum. Bu yüzden WeTransfer'i çok seviyorum. Aslında Google Drive'a da para veriyorum ama Google Drive'dan link yollayınca böyle çok pratik olmuyor. Hiç böyle bu işlerden anlamayan kişiler için bu WeTransfer sistemin anlaşılması daha kolay. Ya bence 10 dolar bu arada pahalı diğer sistemlere karşılaştırınca ama işte kullanmasını seviyorum. Bir 5-6 senedir açıkçası WeTransfer kullanıyorum. Yedincisi FireCut AI. FireCut AI'da buradan tıkladığınızda göreceğiniz üzere başlangıçta
başlangıç hali 11 dolar, pro düzgün olan versiyonda 24 dolar olan bir yapay zeka destekli eklenti abi. Bunu tabi yıllık alıyorsun, aylık aldığında 34 dolara kadar çıkıyor. Bu program senin için ne yapıyor? Gel hızlıca Premiere'de göstereyim. Mesela böyle bir videom var, bu bölümü seçtin. Firecut'ta bir sürü seçenek var. İlk önce konuşma boşluklarını silebiliyor. Tıklayıp mesela burada genelde ben advanced yapıyorum böyle. Sadece birinci katmanı seçiyorum ve in out, yani bu aralığı yapsın, bütün sekans yapmasın dedim. Ve hızlıca analiz ediyor sesimi. Sonrasında da geliyor bak, bu ayarlarından mesela böyle bir ayar yapıyorum ve go dediğimde bak hızlıca bu konuşma boşluklarını siliyor. Bu mükemmel çalışıyor zaten. Bir de yani tabi burada detaylı ayarlar yapabiliyorsunuz. Ben üstün körü yaptım. Bir de remove filler words diyor. Bu aslında Türkçe'de çok mükemmel çalışmıyor ama falan filan sesleri var ya. Burada doldurma kelimeleri düzenliyor. Burada add zooms var. Add zooms çok güzel çalışıyor. Zaten bunun ben ayrıyetten videosunu çektim. Bu add zooms'un yeni özellikleri geldi. Burada işte otomatik olarak yüzüne yakınlaşıp uzaklaşma efektleri yapıyor. Bu da güzel yani. Zoom yapıyor otomatik olarak. Burada add chapters var. Video bölümleri ekliyor. Mesela 10 dakikalık bir videom var. 2. dakika 20. saniye bir bölüm ekliyor. Diyor ki bu işte videonun şu bölümünde şunu anlatıyor diye. O da açıkçası animasyon koymanıza sebebiyet veriyor. Burada remove repetition diyor. Bu da tekrar ettiğiniz, yani bir kelimeyi birden fazla kez kuruyorsan burada remove repetition'ı kullanabiliyorsun. Multitrack çoklu kamera montajına yarıyor. Yine dediğim gibi uzun videosunu izleyebilirsiniz. 3 farklı kamera aynı görüntü çekiyorsa otomatik olarak o kurguyu yapıyor. Yani kim konuşursa onun kamerasına geçiyor. Add captions, otomatik altyazı seçeneği. Türkçe'yi desteklediği için mükemmel çalışıyor bu arada. Yani bunu da dediğim gibi yeni hali muhteşem. Bunun için özel video çekebilirim. Find B-roll'de görüntülerinize uygun videolar buluyor. Yani diyor ki sen bu konuda burada şu anlatıyorsun. Ben hemen bir tane video indirdim. Bilgisayarla oynayan bir adam hemen getiriyor, yerleştiriyor. Yani Firecut aslında çok güzel çalışan bir Premiere Pro eklentisi. Diğerleriyle kıyasladığımda en iyi çalışan bu. Ben açıkçası en çok altyazı ve jump cut'ta kullanıyorum ama farklı projelerde de böyle bölümlere ayırma falan güzel çalışıyor. Dediğim gibi aşağıya bir link bırakacağım. Orada komisyonlu bir link, yani hani sponsorlu link değil, komisyonlu bir link olarak benim linkimden giriş yapabilirsin. Sonra Google Drive. Google Drive'a da 50 lira veriyorum aylık. Bence uygun fiyatlı çünkü 2 terabayt alan sunuyor bana. Böyle tüm detaylı projeleri veya işte editörlere atılacak bir şeyler varsa buraya yükleyip teslim ediyorum. Ya aslında 2 terabaytı başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz ama ben tek başıma kullanıyorum. Yani başka kimseyle paylaşmıyorum. 2 terabayt için aylık 50 lira da Google Drive'a gidiyor. Bir de iCloud Drive var. iCloud Drive'a da 130 lira veriyorum. Bence pahalı bu arada 130 lira ama işte telefonum benim 13 Pro 256 GB olduğu için yetmiyor. Bu yüzden işte iCloud Drive almak gerekiyor. İşte ne bileyim 15'e geçmedim veya işte 16 da düşündürüyor. Hala 13 Pro kullandığım için aynı telefon. Benim de aslında alan yetmiyor bir noktadan sonra. Fotoğraflar için yetmiyor. Bir de her şeyi saklamak istiyorum yani. Hani silmek istemiyorum hiçbir şeyi. Herhangi bir eski fotoğrafımı da silmek istemiyorum. Bir de bilgisayarda bir edit yaptım mesela. Exportunu aldıktan sonra iCloud Drive'a yükleyip telefondan indiriyorum. Bir de hepsi burada premium'a 20 lira veriyorum. Ya aslında bu tarafta alışveriş için herkes Amazon satın alıyor ama ben aslında Amazon'u çok fazla sevmiyorum. Genelde hepsi buradayı seviyorum. Bir de 20 lira çok bir para değil aslında. Randevulu teslimatı falan var mesela. Onlar güzel oluyor. Bir de çok fazla alışveriş yapıyorum. Böyle kargo ücretsiz oluyor her şeyde. O güzel. Hoşuma gidiyor. İşte 20 lira. Bir de cashback var mesela. Satın alıyorsun. %3 veya maksimum 20 lira olması lazım. Böyle cashback veriyor. O para oradan çıkıyor işte. Blue TV var ama Blue TV'de de hiçbir şey yokmuş. Yani Blue TV'de gideyim bir şeyler izleyeyim dedim. Çok fazla program yokmuş. Açıkçası çok da Blue TV aldım. Bir sene falan oldu mesela. Hiçbir şekilde de Blue TV'yi kullanmadım. Yine de hepsi burada premium'u da dediğim gibi bir yıldır falan kullanıyorum. Güzel, memnunum. 20 lira da ona gidiyoruz. YouTube Premium var. YouTube Premium'a da aylık 150 lira gidiyor. İşte aile olarak ekledim yani. 5 kişi kullanıyor. 5 farklı mail hesabını ekleyebiliyorsunuz. Aslında analiz yaptım. Premium kullanıcıları videolarımızı izlediğinde aslında diğer reklamlar kadar bize para kazandırmıyor. Gelirler bayağı bir düşüyor yani. Siz videomu mesela premium hesabınızla izlediğinizde ben daha az para kazanıyorum ama önemli değil. Ben açıkçası şöyle bakıyorum. Sen benim videomu tamamen izle de yani reklamlar seni sıkmasın. Nasıl izliyorsan izle artık yani. Oradan sonra paramı ben bir şekilde kazanırım yani. Sen sadece videoyu izle yeter. Bir de işte Spotify, Netflix, bir de Neoskola gibi birkaç detaya gerek olmayan böyle programlarda falan da 300 lira falan aylık mal oluyor kardeşim. Aylık aslında 3000 lirayla 3500 lira arasında düzenli bir giderim oluyor. Bunların hangisi sizin işinize yarar? Bunları da sizin kullanmanızı öneririm. Bunun üzerine sürekli paket alıyorum. Sürekli program alıyorum yani. Bunlar da olabiliyor. Mesela DaVinci Resolve 300 dolar abi. Onu alıyorsun bir kere bitiyor. O yüzden mesela bunları da söyleyemiyorsun haliyle. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur biraderlerim, bropalarım. Onurlu Hacı Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan ve TikTok'tan Spankam adıyla benim kısa içeriklerimi takip edebilirsiniz. Dikey videolarımı izleyebilirsiniz. Premiere Pro ve After Effects kullanıcıları da şuradaki butondan gidip Spankrime Library'i ücretsiz haliyle
indirebilir veya para kazanıyorsa ücretli versiyonuna da geçebilir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum biraderlerim, bropalarım, bay bay.